enflasyon karşısında fırıncı eziliyor. Doğrudur. Sebebi de şudur. Yıllık enflasyona karşı hiçbir zaman gerektiği zamanda tarife alamadık. Bizim en büyük sorunumuz bu. Bunu 2021 yılın sonundan itibaren başladık. Tarife çıktığından bu yana başladık. Bununla alakalı bir dosya yapıp biz zaten Bakan Bey'e vermiştik. Ömer Bolat Bey'e vermiştik. Buradaki asıl sorun şu. Enflasyon oranında girdi maliyetlerine yapılan artışlar zamanında tarifelere yansımıyor. Bunu en kolay şu şekilde söyleyebilirim ben size. 5. ayın 10'u 2024'te kilogram fiyatı 50 lira olmak üzere ekmek fiyat tarifesi çıkmıştır. Bu tarife çıktıktan sonra un fiyatlarında %23, maya fiyatlarında %60, personel maliyetlerinde %14, doğalgaz %38, elektrik %38 artışlar oldu. Şimdi 5. aydan bugüne gelene kadar bu artışlar yapılmasına rağmen ekmek fiyat tarifemiz çıkmadı. Normal şartlarda Temmuz ayının sonunda bizim tarifemizi almamız gerekiyordu enflasyona karşı ezilmemek için. Bu olmadığı zaman da doğal olarak ne oldu? Fırıncı enflasyona karşı ezilmeye başladı. Tarifelerimizin geç kalmasının birinci sebebi temsil eden STK'ların zamanında bu işe başlamamaları. Neden? Şimdi biliyorsunuz tarifenin çıkması için ilk önce Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınıyordu. Daha sonra bu değiştirildi, onay alınmaya başlanıldı. Şimdi Ticaret Bakanlığı tarifeye onay vermediği için STK'larımız da tarifeleri çıkartamıyor. Çıkartamadığından dolayı da sürekli gecikmeler yaşanıyor. Hani burada şöyle olmalı, benim düşüncem şu, 39 ilçesi olan İstanbul'da 39 tane ayrı tarife çıkması gerekiyor. Neden? Bugün bir Sancaktepe'nin tarifesiyle Beşiktaş'ın tarifesini bir tutamazsınız. Aynı zamanda şu da var, yani Türkiye genelinde tek bir tarife kullanılıyor. Kilogramı 50 lira. Hani bu da çok saçma, çünkü iller bazında baktığınızda Hakkari'de yaşanan bir maliyetle İstanbul'da yaşanan bir maliyeti bir tutamazsınız. Bununla alakalı bence odalarımızın daha bir dikkatli olması lazım. Bir nevi siyasi iradenin sözcülüğü değil de fırıncının sesi olması lazım. 2024 yıllık enflasyon oranı açıklanmadıktan sonra bu tarifenin çıkacağını ben düşünmüyorum. Bu tarifenin çıkması, yayınlanması falan belki de birinci ayın sonunda bulacaktır. Burada fırıncı 2025 yılında asgari ücretin 25 bin lira ve üzeri olmasını öngörürsek buradaki rakamlarda fırıncı ciddi anlamda ezilecektir. Bu sefer 200 gram 12,5 lira tarifesinin direkt iptal olup direktmen 200 gram 15 lira olması gerekecektir. Tarife teklifini Temmuz ayında sunmaları gerekiyordu. Hatta Haziran ayında sunup Temmuz ayında onaylamaları gerekiyordu. Burada geç kalmaları bariz şekilde ortada. Çünkü biz fırıncı personelimize zam yapmak durumunda kaldık. Çünkü neden? Şimdi devlet memuruna ve emeklisine 6 aylık farkı ödediği zaman fırın işçisi de doğal olarak dedi ki yani bizim de bir maliyetimiz var. Bu maliyetimizin karşılığını nasıl geçeceğiz? Biz zam alamasak bile biz personelimize işte %10, %15 bu civarda zam yapmak zorunda kaldık. Onun için bu tarife Temmuz ayında yürürlüğe girmeliydi. Olması gereken buydu. Bunu yapmadığınız takdirde ne oldu? Temmuz ayındaki zam mı aralığa attınız? Aralıktaki zam kayboldu. Bu sefer fırıncı hiç olmasa yıllık %25 bir kere geriden gitmiş olacaktır. Ya şimdi buradaki arkadaşlarımızın da illaki bir şeyler yapmak için çaba gösterdiklerine inanıyorum. Sonuçta hepsi meslektaşlarımız. Yalnız eksik kaldıklarını düşünüyorum. Şu anlamda eksik kaldıklarını düşünüyorum. Bakanlığın çıkartmış olduğu yönetmelik de bakanlık onayı istenir çıktığında hiçbir yerden bir tepki gelmedi. Tepkiyi biz gösterdik. Yani İstanbul biliyorsunuz ticaret borsası olarak biz bir sesimizi çıkarttık. Yani bu olamaz böyle bir şey. Bir de Ekmek İşverenleri Sendikası'ndan çıktık. Bununla ilgili bir iptaliyle alakalı bir dava açtık. Ama sonuç olarak baktığınızda tarifelerin çıktığı yer İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Ticaret Odası. Yani asıl sesinin çıkması gereken yerler burası iken bunlardan herhangi bir ses çıkmadı. Bir nevi şöyle oldu. Yani buradaki arkadaşlarımız fırıncının dileklerini siyasi iradeye aktarmaktansa siyasi iradenin taleplerini fırıncıya aktarmayı seçtiler. Burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Sonuçta STK'lar neden vardır? STK'lar temsil ettiğiniz iş kolunda işte çalışan meslektaşlarınızın haklarını savunmak için vardır. STK'ların kuruluş amacı budur. Siyasi iradenin düşüncelerini ve taleplerini eğer siz kendi meslektaşlarınıza dayatacaksanız bunu zaten siyasi iradenin il ve ilçe kolları zaten bunları yapıyor. Sizin bunu yapmanıza gerek de yok. Yani ben şunu rica ediyorum, bizim bu fiyat tarifelerini bakanlığa gönderen arkadaşlarımızla İstanbul'da ortalama üretim 2500'dür. Bunu 7000, 8000, 10000 gibi rakamlarla maliyet çalışması yapılamaz. Bunu yapıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Meslektaşlarımızın ortalama üretimi 2500'dür. 2500 üzerinden yaparak ayrıyetten 5 yıllık 10 yıllık amortisman giderleri ayrıyetten kıdem tazminatlarını koymak zorundasınız. Bunu koymadığınız takdirde maliyetleriniz düşük çıkar. Talep ettiğiniz fiyat tarifeleri de düşük kalacak. Burada bizim en son yaptığımız maliyet çalışması
yılında 200 gram ekmeğin maliyeti 10 liraya dayandı. Hatta şu son gelen bu unun fiyatı 800 liranın üzerine çıktıktan sonra 10 liranın üzerine çıkmıştır. Yeni bir maliyet çalışması yapmadı. Ama yapsak 10 liranın üzerinde çıktığını da düşünüyorum. Onun için burada ticaret odasına ve fırıncılar odasına sesleniyorum. Maliyet çalışmalarınızı yaparken kesinlikle ve kesinlikle amortisman giderleriyle kıdem tazminatlarını kesinlikle gözden kaçırmayın diyorum.